1096 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, şefaatım, ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenler içindir, buyurması, Avef bin Malik şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamberle birlikte bir yolculuk yapıyorduk, akşam olduğunda bir yerde konakladık, herkes bineğinin ön bacağını kendisine yastık edip uyudu, gece yarısı uyandığımda Hazreti Peygamberin, devesinin yanında bulunmadığını gördüm. Bu durum beni korkuttu ve kalkıp Hazreti Peygamberi aramaya başladım. Bir de ne göreyim Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eşari de Hazreti Peygamberi aramaktalar. O sırada bulunduğumuz vadinin içi taraflarından tıpkı değirmenin inlemesi gibi bir inleme işittik. Daha sonra bir araya geldiğimizde Hazreti Peygamber, "Bu gece Rabbimin elçisi bana geldi ve beni şefaat ile ümmetimin yarısını cennete sokmak arasında muhayyer bıraktı. Ben şefaati seçtim." buyurdu. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü, sana Allah için ve aramızdaki arkadaşlık namına yemin verdiriyorum, beni de kendilerine şefaat edeceğin kimseler arasına kabul et dedim. O da sizler kesinlikle şefaat edeceğim kimseler arasındasınız buyurdu. Böylece onunla birlikte geri döndük. Diğerleri de uyanmışlar ve içlerinden bazıları bizim gibi merak ederek Hazreti Peygamberi aramaya çıkmışlardı. Hazreti Peygamber onlara da bize söylediği gibi bu gece Rabbimin elçisi bana geldi ve beni şefaat ile ümmetimin yarısını cennete sokmak arasında muhayyer bıraktı. Ben şefaatı seçtim buyurdu. Onlar da ey Allah'ın Resulü, sana Allah için ve aramızdaki arkadaşlık namına yemin verdiriyoruz. Bizleri de kendilerine şefaat edeceğin kimseler arasına kabul buyur dediler. Hazreti Peygamber kendisini aramaya çıkanlar gelinceye kadar bir şey söylemedi. Onlar da geldikten sonra burada bulunanları şahit kılıyorum ki benim şefaatim ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölen kimseler içindir buyurdu.